Günümüz insanı hiç olmadığı kadar mutluluktan ziyade hazza bağımlı halde yaşamaya başladı. Evet, yanlış olarak anlaşılıyor. Ve hepimizin buzdolabında şu anda Marcus Aurelius'un sofrasında dahi olmayan birçok yiyecek var, meyveler, sebzeler var. Evet. Artık mutsuz olmaya tahammül edemiyoruz. Yani mutluluğun ya da hazzın kesintisiz olmasını istiyoruz. Haz kesintiye uğradığında ya da mutluluk kesintiye uğradığında, zaten mutluluğu da haz olarak tanımlıyoruz. Kesintiye uğradığında tekrar mutlu olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve tekrardan mutlu olmak için çabalarken bu bizi ayrıca mutsuz ediyor. Evet. Halbuki bundan 100 yıl önce bir çiftçi o bir sabah uyandığında eğer kendisini mutsuz hissediyorsa bu onun için o gün mutsuz bir gündü. Yani bugün de mutsuz bir gün. Hiçbir şey, çünkü her gün mutlu olamazsın. Yarın mutlaka mutlu olacağın bir gün gelir diye düşünüyordu. Hı hı. Ama biz günümüzde tam tersine, eğer sabah uyandığımızda kendimizi mutsuz hissediyorsak tekrar mutlu olmak için çaba gösteriyoruz. Hı hı. Halbuki bu çabanın kendisi bizi ayrıca mutsuz ediyor. Evet. Halbuki tam tersine, evet, yani mutsuz olduğunu kabul etsen, yani bugün de benim mutsuz olduğum, kötü hissettiğim bir gün desen, bunu kabul ettiğin noktada da bu kişiye olumlu bir deneyim yaşatıyor ve tekrar mutluluğa geçiş yaptırıyor. Ama ne yazık ki işte bizim bugün özellikle sosyal medya vesaire, yani bu tip kullanım araçlarıyla işte baktığınız zaman, hatta bunun artık literatüre geçmiş isimleri bile var. Başkasının sürekli mutlu olduğunu görüp bundan mutsuzluk duyar bir hale geldik. Sanki her an mutlu olmalıymışız gibi. Yani mutsuz olma hakkımız da var bizim. Ve ben hep bunu savunurum da zaten. Bugün üzgünüm ve gerçekten canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Ben her an mutlu olmakla uğraşamam. Hı hı. Ve zaten en önemli şey bu değil mi? Zaten o olumsuz duygunun içinden geçmek, onu da kabul etmek, görmek, oradan alınması gereken şeyi almak. Yoksa sürekli ya deli gibi bir şey olur yani insan, sürekli mutluluk peşinde koşmak. Evet. Ve dediğiniz ayrım çok önemli. Tamamen dürtüsel şeyler haline geldik, makineler haline geldik. Yani sürekli işte tüketmeye, bir şeyleri alıp kullanıp atmaya, yani hani ondan alacağımız ne varsa alıp sonra hızlı bir şekilde yeni bir hedefe yönelmeye. Aslında yavaşlamak, durmak, yani bazen de öyle değil mi? Hani hiçbir şey yapmamak, tamamen dinginleşmek. O yüzden bu günümüzde buna en çok ihtiyacımız olan şey bence yavaşlamak. Sistem de maalesef bu noktada bilimi kullanıyor. Artık beynimizde kaç tane hormon olduğu, hangi hormonun ne işe yaradığını çok net bir şekilde biliyorlar. 42 tane hormon var. Bunların bazıları bizim satın almamızı sağlayan hormonlar. Dopamin hormonu gibi. Ve maalesef ki ne zamanki pazarlamayla bilim bir araya geldi, yani pazarlama bilimi kullanmaya başladı. Hı hı. Biz farkında olmadan zaten kendimizi o hipnozun içine kaptırmış hale geldik. Bir de şu da var, yani insan mutlu olmak zorunda mıdır ya da insan mutlu olmayı hedeflemeli midir? Hı hı. Yani bir çocuk doğduğundan itibaren bu insanoğlunda var olan bir şey. Bir bebek bile her zaman hazza yanaşır, acıdan kaçar. Yani sobaya elini dokunmak istemez çünkü elinin yanacağını bilir. Ama bir tatlı bir yiyecek gördüğünde ona doğru yaklaşacaktır. Ama acaba gerçek insanın ya da olgunlaşan bir insanın bu hayattaki hedefi mutlu olmak mıdır yoksa farkında olmak mıdır diye düşünmeden de edemiyoruz. Bence şöyle, ben de çok bu konunun üzerine çok kafa yoran bir insanım, özellikle mutluluk kavramı ile ilgili. Bence mutluluk dediğimiz şey olduğumuz anda çok fazla farkında olarak deneyimleyebileceğimiz bir şey de değildir. Zaten nostalji dediğimiz şey de biraz budur. Biz hep geçmişe dönüp baktığımızda hep mutlu günlerimizi, yani hani o çocukluk bahçede oynarkenki halimiz, ne kadar mutluydum o günde. Mesela şu an burada oturuyorum ve 5 sene sonra diyeceğim ki ya oradaki Özlem ne kadar mutluydu. Ama şu an normal bir, standart bir ruh hali içerisindeyim. Hatta şöyle çok güzel bir belgesel vardı, mutluluk kavramını sorgulayan, yıllar öncesinde izlemiştim. Diyor ki mutluluk her zaman bir adım geriden gelir. Siz onu her zaman burun buruna yüzleşemezsiniz zaten. Yani çok nadirdir o. Hani şu an gerçekten çok mutluyum dediğimiz anlar vardır ama genel olarak rutin içerisinde her zaman bununla böyle yüzleşemeyiz de. Ama bana sorarsanız, ki bu felsefe serisinde üzerinde durdukları şey de o. Yani mutlu olmaktansa anlamlı bir hayat yaşamak, anlamlandırmak. Yani bu illa çok büyük şeyler yapmak değil. Ne bileyim, bir çiftçi için o yıl patatesini hasat edip insanlara ulaştırmak da bence hayatı anlamlandırmak için çok yeterlidir. Ya da işte sizin için bir kitap yazıp okura ulaştırmak ya da işte ne bileyim buradaki arkadaşlar için bir parçası olmak. Şu an benim için mutluluk sizinle sohbet etmek, çayımı içmek. Çay eşittir mutluluk. Evet yani ama işte bir de anlamı eğer anlam tarafına girersek daha kesintisiz mutluluk için o zaman hayatı anlamlandırmak. Belki bunun üzerine kafa yormak gerekir. Bir de sürekli mutlu olmak kişiyi ne kadar olgunlaştıracak? Nietzsche Walsh'un güzel bir sözü vardı bununla ilgili. Sizler ruhsallığı deneyimlemeye gelen insanlar değilsiniz. Sizler dünyaya insanlığı deneyimlemeye gelen ruhlarsınız diyor. Evet. Eğer biz insanlığı deneyimleyeceksek bunun içinde hayal kırıklıkları da olacak, mutluluk da olacak, mutsuzluklar da olacak, acı da olacak, haz da olacak. Çünkü bunların hepsi insana özgü olan şeyler. Aslında anladığım kadarıyla Stoacı felsefe de bunu öğütlüyor. Evet, yani basit yaşa, işi karıştırmaya gerek yok. Bir insan gibi yaşa, kendi bedeninin, varlığının bilincinde ol. Onun ötesinde dışarıdaki olan biten şeyler aslında seni çok ilgilendirmiyor. İçeride ne var? Ona dön, ona bak. Hatta o içeride de sadece iyi duyguları değil, kötü duygular da diyor ki sende diyor kin de var, kıskançlık da var, hırs da var. Ya insan dediği şeyi aslında hem iyi tarafıyla hem kötü tarafıyla ortaya koyuyor. Ama diyor ki kötü taraflarını da mümkün olduğunca ehlileştirmeye çalıştır. İşte tasavvufta da biz buna nefs terbiyesi diyoruz. Kitaplardan birisi Hallacı Mansur. Şimdi batıdan geldik doğuya. Ve o İslam'ın ilk yayılmaya başladığı yıllar, 900'lü yıllarda bu sefer Hallacı Mansur da diyor ki nefsini terbiye et, kendini bil. Bunu Seneca da söylüyor, kendini bil diyen Seneca bundan sonra kaç yüzyıl sonrasında bu sefer doğuda karşımıza çıkıyor. Ve orada sana öğretiyor, diyor ki sen diyor görünen sen değilsin, hani bunlardan sıyrıl. İşte zaten Hallacı Mansur'un en çok tepki çeken ve fetva ile ölüm cezası almasına neden olan sözü Enel Hak dediği, yani ben hakkım. Hakkı ben içimde tutuyorum, içindeyim ben zaten onun diyor. Dolayısıyla hani ben dediğimiz şey o kendini bilme yolculuğu yüzyıllarca sorgulana gelmiş bir şey. Hep bunu aramışlar, ben kimim sorusunun peşine düşmüşler. Yine işte Hypatia da aynı şekilde. Nietzsche zaten o da çağında anlaşılamamış filozoflardan bir tanesi. Bir de üstelik yanlış anlaşılmış. Evet, Hallacı Mansur'un Enel Hak dediği kavramı o da batıda üst insan diye formülize etmiş. Aslında baktığınızda bütün bu filozofların hepsi belki de ortak bir kaynaktan, bilinçten beslenip onu tarif etmeye çalışıyorlardı. İşte ortak kaynak kendine kolektif bilinç aslında. Kendini aş diyor aslında, yani senin bu dünyada var olma nedenin nedir? Bunları sorgula, sen kimsin bunu bul diyor. Hırslardan, kibirden, maddeden bir anlamda biraz da soyutla kendini ve mana, aynı şekilde hayatını anlamlandırma yolunda manayı da işin içine kat diyor. Evet. Hallacı Mansur çok yanlış anlaşılmış bir kişidir. Aslında ben Allah'ım demiyor, ben hakkım diyor. Hakla Allah arasında farklar var. Yani ben hakkım dediğinde o vahdeti vücut felsefesi içerisinde dualiteden kurtulmuş kişinin söyleyeceği bir söz bu. Ama tabii o dönemin insanları cehalet içerisinde oldukları için maalesef idam ediyorlar ve çok kötü şekilde derisini yüzerek idam ediyorlar. Tabii şimdi Epiktetos'tan bir Hallacı Mansur'a bir geçiş oldu. Şimdi kitaplarımıza baktığımızda Epiktetos, Marcus Aurelius, Seneca bunlar Stoacı felsefeciler. Ama bir de Stoacı olmayan, gerçi her ne kadar aynı şeyleri söyleselerdi bir Hallacı Mansur'umuz, Diyojen'imiz var, Nietzsche'miz var. Serimizdeki tek kadın filozof Hypatia var, Mısırlı ve mutlaka araştırmanızı tavsiye ederim. Okumanızı da tavsiye ederim kitabı. Seriyi neden bu yazarlarla oluşturdunuz? Genellikle felsefe dendiğinde akla gelen 3 tane isim vardır. O ilk 3 isim burada yok. Hangileri? Yani şahsen benim aklıma gelen Sokrates, Platon ve Aristo. Yolda. Yani bu üçü. Hatta ben eğitimlerde otellerin salonlarında falan bile Sokrates salonu, Platon salonu falan diye yazıyor ama Hypatia salonu diye yazmıyor. Niçin en popüler olanlardan değil de bunlardan başladınız? Bahsettiğiniz isimler yolda, seriye biz zaten devam ediyoruz. Stoa felsefesiyle yola çıktıktan sonra zaten genişletme kararı aldık. işte hem doğudan hem batıdan farklı isimlerin de yer alacağı bir seri olarak işte şu an epey bir kitap var hazırlanan. Ben de yine yeni bir kitap daha hazırlıyorum. Stoa felsefesinden yola çıkmamız dediğim gibi tamamen o bizim bugünün insanına daha çok derman olması vesilesiyle hareketle öyle bir noktadan çıktık. Hı hı. Ama tabii ki seri tamamlanacak. Orada olması gereken pek çok filozof da yerini alacak. Onların hepsi olacak.